nidalarıyla şu anda stadyumda teröre karşı tepkiyi dile getiriyorlar sevgili izleyenler. Evet, şu anda iki takım sahadaki yerlerini aldılar. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 11'ini ben vermek istiyorum sizlere. 22 Ramazan Evren kalede, Hüseyin Cihan Avcı, 2 Serhat, 5 Engin, 7 Mehmet Albayrak, 8 Fatih Gül, 11 Mert Nobre, 19 Savaş Taga, 23 Erdem Koçal, 25 Murat Paluli ve 77 Ferit Erişçi. Bugün Cihan ve Serhat ilk defa stoperde yan yana oynayacak sevgili izleyenler. Ve Murat Paluli sol bekte izleyeceğiz. Fatih Gül de uzun bir aradan sonra sahadaki yerini alacak. Kahramanmaraş Spor 1 Mesut Balkan, 7 Yusuf Onur, 8 Semih, 9 Aykut Çakay. Erzurumspor forması da giymişti daha önce, hatırlayacaksınız. 10 Selçuk Kaban, 11 Uğur Erdoğan, 19 Hayrettin Cengiz, 26 Hakan Bural, 42 Kazım Gülger, 60 Halil ve 69 Eser Akbaş. Her iki takımın da kadrosu ve dizilişi ekranlarınıza geldi sevgili izleyenler. Kahramanmaraş bu karşılaşma 16. hafta karşılaşması, evet işte başladı. İki takıma da sportmence bir karşılaşma diliyoruz. Futbolun doğası kardeşliktir. İki kardeş takımın mücadelesinde de güzel şeylerin olmasını diliyoruz. Selçuk Kaban. Selçuk, Murat Paluli onu karşıladı. Ceza sahasının orta, tehlike var. Erdem Koçal geldi. Mert Nobre, Mehmet Albayrak, Engin Baytar'dan etkili bir orta bekliyorlar. Karşılaşmanın da şu anda 3. dakikası. Engin Baytar ceza sahasına. Mert Nobre kafa, kaleci çıkardı. Ardından da savunma. Yükseklik kazanan Selçuk da oyuna devam edecek. Atış şimdi kullanılıyor ceza sahasına Eser'den. Ama kalkan bayrak. Ve her gibi şu anda Kahramanmaraş sporlu futbolcular. Tehlikeli bir nokta. Savaş bıraktı Mehmet Albayrak. Kaleciden gerçekten çok şık bir kurtarış. İki güzel hareket izledik. Mehmet Albayrak'ın şutunda kaleci Mesut Balkan gole izin vermedi. Gerçekten kritik bir kurtarış sevgili izleyenler. Gole var, yaklaştı. Az önce söylediğim gibi beyazlılar. Yan toplar çok önemli bu maçta bizim için. Çünkü Maraş'ın boy ortalaması oldukça kısa. Engin Baytar şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Bir kafa ve çok ilginç Serhat'ın kafa vuruşu direkten kalecinin kucağına geldi sevgili izleyenler. İşte az önceki pozisyon. Önce Mehmet Albayrak'ın mükemmel şutu, kalecinin aynı güzellikte kurtarışı. Ve köşe vuruşu, işte Serhat kafayı vuruyor, uzak noktaya gidiyor top. Kalecinin uzanamayacağı çok iyi bir vuruş aslında ama top şanssız, işte Serhat ve Erzurumspor kurtardı topu. Son çizgide ceza sahasına girdi Engin Baytar. Engin Baytar çıkardı ve Mehmet Albayrak çok net bir fırsat. Savunma da orada. Hakan ve Mehmet Albayrak. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Engin Baytar penaltı noktasına doğru bir kafa, savunma yine çıkardı gol çizgisinin üzerinden sevgili izleyenler. Üst üste pozisyonlar. Murat Paluli, Cihan da geldi, top Selçuk'ta. Selçuk'tan pas sağ tarafa. Onur topu kontrol etti. Serhat onu karşılayan isim. Ceza sahasında tehlike var. Ramazan Evren iki hamlede. Yerden kısa bir pas Erdem Koçal. Mert Nobre'ye iyi bir pas. Mert Nobre kaleci ama öncesinde offside bayrağı. Sevgili Engin Baytar uzak noktaya doğru. Serhat kafayı vurdu. Mert Nobre ceza sahasında. Kaleci bir sakatlık yaşıyor o pozisyonda sevgili izleyenler. Bu pozisyonda kayıp zaman da herhalde en az 3-4 dakika olur değil mi Burak? Bu süreyle beraber yaklaşık bir 7-8 dakikanın olduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyenler. Hiç beklenmedik bir skor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un rahat kazanacağını düşünürken 6 eksikle gelen Kahramanmaraş Spor şu ana kadar istediğini almış durumda. Ersel şimdi ceza sahasına, kaleci çıkardı. Halil İbrahim Tuna geriye çıkardı. Bir şut. Sonuç yok. Engin Baytar. Kaleci Mesut'un da yine sakatlığı var şu anda. Engin Baytar az önceki pozisyonda yararlanamadı.
Şimdi orta ceza sahasında Nobre Ersel. Ceza sahası içerisinde yine çok net bir fırsat. Savunma uzaklaştırmayı başardı. Köşe vuruşu. Yan hakem köşe vuruşunu gösteriyor. Orta hakem out'u dedi. Evet, çok enteresan. Yan hakem köşe vuruşu dedi maçın hakemi. Ve 6 dakika. Az bir zaman değil. 90 artı 6 oynanacak. Yan hakem köşe vuruşu diyor. Maçın hakemi hayır dedi ama ardından şimdi maçın hakemi köşe vuruşunu verdi. Hakemler arasında da bazen fikir ayrılığı olabiliyor. Erhan şimdi köşe vuruşu hazırlığı içerisinde. Yakın direk. Savunma karşıladı. Murat Paluli. Erhan'ın önünde top. Erhan ceza sahası. Yani buradan nasıl gol çıkarabiliyoruz? Rakip ceza sahasında maç oynanıyor yani. Şimdi Kahramanmaraş çok tehlikeli bir atak. Aykut Çakay aldı topu gidiyor. Aykut Çakay offside yok. Girdi ceza sahasına. Aykut Çakay, Hüseyin Cihan, kaleci Ramazan çıktı ve kontrol etti. Çok önemli bir fırsat Kahramanmaraş adına. Aykut değerlendiremedi. Ve son düdük geldi. Gol sesi çıkmadı. Erzurum'daki mücadelede Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kahramanmaraş Spor'la 0-0 berabere kaldı sevgili izleyenler. Özellikle hakeme yönelik tepkiler var. Ama tabii golünü atacaksın, kazanacaksın. Hakem evet belki bazı kararlarında Burak etkili oldu ama o kadar da konuşulabilecek bir durumda değil bence.